Arkadaşlar selamlar, ne, var, ne yok YouTube kanalına hoş geldiniz. Doğu Akdeniz'de her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Özellikle Libya ile yapılan anlaşmanın ardından... ...Mavi Vatan serüveninde Türkiye, Yunanistan'ın, Mısır'ın, İsrail'in, Güney Kıbrıs'ın önüne geçmiş durumda. Ee, bu da tabii ki e, Amerika'yı da rahatsız ediyor. Rusya ile acaba bunun arası nasıl bulunacak? Çünkü Rusya Hafter'i destekliyor. Ee, ve... Geçen gün CHP'den Engin Altay'ın bir açıklaması vardı. E, Hafter hükümetinin hükümette de demeyelim ona Haftar'in e, daha laik olduğunu, Kuzey'deki yönetimin ise hem Birleşmiş Milletler hem de Türkiye'nin tanıdığı yönetiminse ise daha İslamcı olduğunu söyledi. E, nereye varmak istedi bilmiyoruz ama Libya'da e, nedense birileri Türkiye'nin tezlerinin tam karşısında duruyor gibi ama Türkiye Libya ile yaptığı anlaşmayla birlikte ...büyük kazanımlar elde edecek gibi. Geçen haftaki videomuzda şunu söylemiştim. Orada bir doğalgaz, bir petrol rezervi bulduğunuzda... ...tabii bunun çıkarılması, işlenmesi 10-15 yıl dedim. 10-15 yıl mı diye şaşıranlar vardı. Evet yani Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir durum... ...hemen o kadar da çabuk olmayacak. Ee, ama çok 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 büyük bir adım attığımız ortada. Şöyle düşünün. 1974, e, rahmetli Bülent Ecevit... Kıbrıs Barış Harekatı düzenlenmişti. Kıbrıs Barış Harekatının ne kadar önemli oldu, işte üzerinden kaç sene geçmiş oluyor? 40 sene, 45 sene geçmiş oluyor. Ne kadar önemli olduğu, 45 sene sonra tekrar ortaya çıkıyor. Eğer o gün Kıbrıs Barış Harekatı yapılmasaydı, eğer o gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmasaydı, bugün Türkiye Doğu Akdeniz'de hak iddia ederken bu kadar. Rahat ve kendinden emin ve haklı olamayacaktı. O yüzden bazen devlet aklına e, bazı şeyleri bırakmak lazım. E, Suriye'de ne işimiz var diyenler yani, bugünlerde Libya'da ne işimiz var seslerini yükseltiyor. E, Libya'da evet biz artık bir savaşın belki de tarafıyız. Türk e, savunma sanayinin geldiği nokta ile birlikte kendi hava savunma sistemleri kendi Hava sistemlerimizi belki de Libya'da da görmüş olacağız. E, bu yüzden mavi vatan konusunda devletin attığı her adım çok kritik. Ne olur sizler de çok dikkatli bir şekilde takip edin. E, mavi vatan konusunda, Doğu Akdeniz konusunda neler düşünüyorsunuz? Bu videonun altına mutlaka yazmanızı rica ediyoruz. Yerli otomobil konusuna geçelim. Yerli otomobil... Ee, artık lansmanı yapılacak. Prototipi çıkarıldı biliyorsunuz. Ve her gün sosyal medya hesabından bir şeyleri paylaşılıyor. Ee, dün bir gazete, Bir Gün gazetesi şöyle bir başlık atmıştı. Yerli otomobil iki nokta üst üste farları da var diyerek dalga geçmeye çalışanlar çok var. Bu serüvenle ilgili İtalya'da işte bu prototipin çıkarıldığı için dalga geçen çok kişi var. Hani bunun fabrikası nerede diyenler var. Bunu da. Cuma günü öğreneceğiz aslında fabrikanın nerede olduğunu, ne kadar işçinin istihdam edileceğini, nasıl bir seri üretime geçileceğine dair bütün ayrıntılar olacak. Ama şuna getireceğim lafı, hep içimizde bir şey yapıldığı andan itibaren istemez yükçüler çok var. Bir şey yapmaya çalışan bir akıl var. Prototip İtalya'da yapılmıştır, bilmem nerede yapılmıştır, bilmiyorum. Ama bir şey üretmeye, bu ülke bir şey katmaya çalıştığında, e, İHA serüveni de öyle başladı. Bir şey yapmaya çalıştığında hep bir engel, bir taş koyan bir ekip var, bir güruh var. Ve bu bitmiyor. Ama burada kabahat, onlar zaten öyle. Biraz da bu tarafta, tırnak içerisinde söylüyorum. Biraz da vatanseverlerde suç var. E, şunu hep çok güzel anlatırlar. E, Amerika Birleşik Devletleri, Ermeni soykırımı iddialarıyla aslında bizim Dedelerimize küfrediyor. Aslında bizim atalarımıza küfrediyor bu iddialarla. Biz yeterince sesimizi çıkarabiliyor muyuz bu haksızlıklar karşısında? Ya da içeride bunu savunanlar da var biliyorsunuz. Sözde Ermeni soykırımı iddiaların. Hem de öyle iyi partiler de var yani. Çok güzel partiler de var. İyi parti derken iyi partiyi kastetmiyorum. Büyük partiler de var. Ve buna biz yeterince sesimizi çıkarabiliyor muyuz? Zannettim. Biz ne konuşuyor oluyoruz o dakikalarda? Kim kimi yendi hakem var uygulamasına gitti mi Bu maç kaç kaç bitti şu dizinin finalini gördük mü Gelecek bölümde ne olacağı çok konuşuyoruz Biz toplu olarak bir ses bir ahenk çıkarabiliyor muyuz çıkaramıyoruz En büyük sorunlarımızdan biri de tam da bu Bu arada evet sayacı açtık yanlışlıkla Şimdi, Dedik ya sorunlarımızdan biri bu. Ama bu sorunları halledebilmek için bir şey yapıyor muyuz? Maalesef yapamıyoruz. Çoğu kez içimize kapanıyoruz. Çıkamıyoruz dışarıya. Tam kabuğumuzu kıracağız. Mavi vatan diyoruz. Şurası diyoruz. Burası diyoruz. Ama yine e, bizi öyle bir içerimizdeki tartışmalara, o kısır tartışmalara hapsediyorlar ki oradan çıkmak mümkün olmuyor. Bakın çok net bir şey söyleyeceğim. Türkiye eğer siyaseten bu bölünmüşlüğü, halledemezse önümüzdeki 3-4 yıl içinde daha büyük sancılar çekecek. Bak bir kere daha altını çiziyorum. Türkiye eğer siyaseten bu bölünmüşlüğü bitiremezse, bu kutuplaşmayı bitiremezse, halk böyle kutuplaşmaya, halk böyle bölünmüşlüğe devam ederse önümüzdeki 3-4 yıl hiç de iyi geçmeyecek. Çünkü ee, biraz Kanal İstanbul tartışmaları da bunun ekseninde. Belki de devletin orada yapmak planladığı Başka bir şey var. Doğu Akdeniz tartışmaları da orada. Hep anlatıyoruz. Doğu Akdeniz'de kaç tane savaş gemisinin olduğunu siz de biliyorsunuz artık. 200'den fazla savaş gemisi orada. Bütün devletler orada. Yaklaşan bir şeylerin olduğunu görüyorsunuz. Suriye'de de öyleydi. Türkiye 15 Temmuz'dan sonra savunma yerine atak pozisyonuna geçti. 15 Temmuz'dan bir buçuk ay sonra Fırat Kalkanı'yla savunmadan hücuma geçti. Son 3 yıldır da bu hücum sistemini. En iyi savunma bazen hücum etmektirle bunu uyguluyor. Ee, ve Türkiye siyaseten o dediğim bölünme işleri de halledemezse önümüzdeki 3-4 yıl sadece Türkiye için değil, dünya içinde çok parlak değil gibi. Birçok stratejistleri dinliyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz. Yabancı gazeteleri takip ediyoruz, bakıyoruz. Ve gördüğümüz tablo hep o. Ee, Türkiye ve dünya, Amerika Birleşik Devletleri de Rusya'da, Avrupa'da işte görüyorsunuz İngiltere'de yaşananlara, Brexit'in ardından Avrupa Birliği'nin bakış açısı ne olacak acaba? Ya da Çin'deki durumu görüyorsunuz. İşte Çin Batı'dan gelen paralarla bu kez dünyadaki birçok yeri istila ediyor. En son 3. köprünün konsorsiyumunun %51'ini alacağı söyleniyor Çin'in. Neden? Çin Bir Kuşak Bir Yol projesiyle hayatının en büyük projelerinden yaptı. Onu yapan Çin mi? Değil tabii ki. Amerika'nın arkasında kim varsa Çin'in arkasındakiler onu yaptı. Ama dünya başka bir yere doğru sürüklenirken biz siyaseten bu kadar bölünmüşlük içerisinde olmamamız gerekiyor. Bu 3-4 yıl sonra başımıza daha da büyük belalar açabilir. Kanal İstanbul, Möntro bunların oturulup konuşulması lazım. Kanal İstanbul'un getirisi götürüsü ne olacak bunlara bakılması lazım. Toplum önünde siyasetçilerin çıkarak, anlatarak, tek tek bunları anlatarak konuşması lazım. Şimdi notlara bakıyorum. Önümdeki notlara. Ha, şunu söyleyeceğim. Sosyal medyada çok şunu görüyorum. Geçen gün Serkan İnci de bahsetmiş. Neden bu kadar çok üniversitemiz var? Üniversiteler aslında çok fazla açıldı. Geyiği çok fazlaca dönüyor. Ya bir dakika şunu düşünmek lazım. Bu Türkiye'nin, Türk milletinin, gençliğin en çok yakındığı şey 90'larda neydi? Üniversitelerin olmayışı. Sadece devlet üniversitelerinin olması ve insanların yurt dışında okumasıydı. Ya istediğiniz kadar üniversite açın. Amerika Birleşik Devletleri'nde de böyle. Her yerde üniversite var. Türkiye'de de olacak tabii ki her yerde üniversite. İşte devlete burada düşen görev ne biliyor musunuz? Üniversiteleri kapatmak değil. Zaten kapatmıyor da kapatmasınlar. İstihdam sağlamak. Evet genç işsizlik çok fazla, çok yukarıda. Ama siz aslında okumak isteyen adamı da okusun yani. Bırakın okusun. Çok fazla üniversite var, çok fazla mühendis yetişiyor. Ya kardeşim daha ne istiyorsunuz ya? Nitelikli yetişmiyor. O zaman eğitimi siz de ona göre daha sıkı verin, daha nitelikli yetişsinler. Bir de üstüne iş bulma için devlet devreye girsin, istihdam sağlasın. Maalesef tartışmalar hep bu kısır tartışmalar. Geçen gün yine bir televizyon kanalında bu tartışmayı yaptı. Çok fazla üniversite var, çok fazla üniversite var. Artık bu dar bakış açısından sıyrılmamız gerektiğini hepimiz herhalde görüyoruz. Şimdi tam da ne var ne yokluk bir gelişme yaşanıyor. Ne var ne yok programlık bir gelişme yaşanıyor. Dün gece yani Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece internette ekşi sözlükte her yerde var. İnsanlar çok fazla uyuyamamış, kabus görmüşler ve entrelere baktığınızda binlerce kişi yorum yazmış, Twitter'da da öyle. Herkes dün gece uyuyamadık. Lodosa, Lodosa bağlı etki olduğu söyleniyor. Ama şöyle de bir ee, iddia var. Elektromanyetik saldırının yapıldığı iddiası var. Yapılmış olabilir mi? İnanın bilmiyorum ama bu Ne Var Ne Yok programında gündeme gelecek. Bu perşembe akşamı izleyin saatler 23'ü gösterdiğinde Ne Var Ne Yok'ta mutlaka bunu gündeme getireceğiz ve e, birileri acaba bize saldırı mı yapıyor diye. Çünkü bizim uzmanlarımız bu görüşe biraz yakın hani tamam Lodos etkisi olabilir ama bizim zihnimizle oynayan birileri mi var? Bunu Ömer Çarakıl çok fazlaca gündeme getiriyordu. İşte uyumadan önce Wi-Fi'nizi mutlaka kapatın şeklinde. Çünkü o elektromanyetik dalgalarla insanların uyumadığı, ee, işte kabuslar gördüğü söyleniyordu. Çok ilgimi çekti. Sosyal medyada günün en çok konuşulan konusu insanlar uyuyamamış dün gece. Herkes kabus görmüş. Sizler de gördünüz mü? Eğer gördüyseniz, uyuyamadıysanız bu videonun altına yorum yazın. Çünkü perşembe günkü programda ee, bunu konuşacağız. Şimdi ben bunu konuşurken yerli otomobille ilgili yeni detaylar da telefonuma düşüyor görüyorum bir yandan da. Biliyorsunuz 27 Aralık'a kadar, resmi tanıtıma kadar her gün 14.30'da yeni fotoğraflar paylaşılıyor. Yeni fotoğraflar her gün geliyor. Yerli otomobil serüvenine bizi heyecanlandıran bir şey. Savunma sanayinde sihaların, İHA'ların, helikopterlerin, atakların gelişimini, tankların gelişimini görünce bu sefer de yerli otomobil bizlere heyecanlandırıyor herhalde. Eee zannedersem 10 dakikaya da doldurduk değil mi? Videonun süresi de doldu. Bu yüzden bir sonraki videolarda daha Kanal İstanbul'da tam konuşamadık. Onu da konuşalım istiyorum. Vergileri konuşamadık aslında biraz. Vergiler meselesinde masaya yatırmak lazım zannedersem. Ama siz şimdiden bu videonun altına yorumlarınızı yazın. Perşembe akşamı 23'te konuklarımız Hakan Yılmaz Çebi ve Ümit Özdemir. Yılbaşı yani Christmas'ı biraz konuşacağız. Biraz paganizmden gelen kültürler mi buraya, Noel'e taşındı? Netflix'i konuşacağız mesela. Ben geçen çekimde, geçen videoda Netflix'ten bir dizi önermiştim e, sizlere. E, altına yorum yazmışlar. İşte sen seni yerli ve milli bildirdik. E, Netflix'ten sen bize dizi mi öneriyorsun? Şimdi şöyle bir eyvallah. Bir kere yerli ve milli bildiğiniz için teşekkür ederim ama artık günümüz çağında e, bu döngüden çıkabilmek ya da işte geçen gün bütün Facebook, Google her şey durdu. İmkansız. Ya birbirimizi kandırmayalım. Tamam biz Türkçe yazılımlar bulalım, Türkçe arama motorları, yaniler falan kurulsun ama artık bu kadar iç içe geçmiş ve dünya tek bir dünya, tek bir devlet haline gelmiş. Google olmadan, Gmail olmadan, Facebook olmadan, Twitter olmadan yaşayamıyoruz. Yaşayamıyoruz. Maalesef yaşayamıyoruz. Ee, ama gönül ister ki Türkiye sadece bu yazılımları üretebilsin kendi arama motorunu kullanabilsin. Bu çerçevede ilerleyebilsin. Bu da galiba az önceki konuya geri döneceğim. Yine üniversitelerde nitelikli eğitim ve istihdamla olabilecek bir şey. Teknolojiye verilebilecek önemle birlikte gerçekleşebilecek bir şey. Perşembe 23'te görüşelim mutlaka. Beyaz TV izlemeyi unutmayın. E, bu videoya dair yorumlarınızı da merakla bekliyorum. Hepsini okuyorum. Geçen videoların hepsini okudum. Herhangi bir şey yazmıyorum diye okumadım zannetmeyin. Hepsini okuyorum. Görüşlerinizi önem veriyoruz. Bir sonraki videolarda yine görüşelim. Hoşçakalın.